Race of Champions, yani Şampiyonlar Yarışı. Yarış sezonu başlamadan önce kış aylarında mükemmel bir ısınma seansı. Formula 1, MotoGP, Rally, IndyCar, NASCAR ve diğer tüm serilerdeki pilotların tek bir parkurda kafa kafaya yarışmasına imkan sunuyor. Eğlence, rekabet ve marjinal parkurlar bir arada. Değişen parkurlara ve çeşit çeşit araçlara ayak uydurmak adaptiflik adına çok önemli. Ayrıca genç yaşlı, hala otomobil kullanabilen birçok motor sporları efsanesini de bu organizasyonda görmemiz mümkün. Ama öncelikle değinmem gereken başka bir konu daha var. Kanalda Formula 1 haricindeki videoların pek de önerilmediğini fark ettim. Farklı serileri de merak eden arkadaşlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden videoyu beğenip yorumlar bırakarak içinizden gelirse de paylaşırsanız, bu tür videoların daha çok insana ulaşmasında bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şampiyonlar Yarışı'nın başlangıcı çok eskilere dayanıyor aslında. Motor sporlarının ikonik isimlerinden olan Michele Moto'nun girişimleriyle 1988 yılında başlayan bu organizasyon günümüze kadar devam etti. Michele Moto'na ayrı bir parantez açmak lazım. Motor sporları tarihine adını yazdırmayı başarmış nadir kadın isimlerden. Burada saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok rally başarısı var. Öyle ki Niki Lauda onu süper kadın olarak tanımlamış. Sadece başarılarıyla değil, hayata bakışıyla da fazlasıyla takdir gören bu isim, yarışmayı bıraktıktan sonra da motor sporlarıyla iç içe olmaya devam etti. 1986'da Tour de Corse'da hayatını kaybeden Henry Toivonen anısına başladı aslında Şampiyonlar Yarışı. Toivonen, Moto'nun beraber yarıştığı bir arkadaşıydı. Bu yüzden Moto, Şampiyonlar Yarışı'yla onu onurlandırmak istedi. Motor sporları adına gerçekten rekabetçi ve bir o kadar da enteresan bir format. MotoGP, Formula 1, NASCAR, Rally, IndyCar. Aklınıza gelen ne kadar üst seviye seri varsa, kendi alanlarında adından söz ettirmiş şampiyonlar ve şampiyonluk adayları bu seride yarıştı. Bu etkinliğin en önemli ayrıntısı, her mücadelenin farklı bir araçla yapılıyor olması. Sürücüler parkura çıkana kadar hangi araçlarla yarışacaklarından haberdar olmuyorlar ve buna göre bir hazırlık yapma imkanları da yok. Öyle ki araçlardaki elektronik kontrol düğmeleri dahi bantla kapatılmış oluyor. Geçen yıl Porsche Cayman GT4 Club Sport, RX Lights araçları, RX elektrikli rally aracı, FC1 X'ler ve Polaris Pro XP'ler kullanılmıştı. Bu tür farklı dinamiklere sahip araçlar, pilotların sürüş becerilerini sınamak adına güzel bir nokta. Araçların farklı lastik yapıları, kullanılan yakıtların çeşitliliği, hepsi pist üstündeki adaptifliği etkileyen faktörler. Bu etkinlikte yarışan pilotların hepsinin farklı disiplinlerden geliyor olması, farklı araçların kullanılmasının en büyük nedeni. Tek bir türde araç, belli başlı serilerin etkinliği domine etmesini sağlayabilirdi. Bir diğer değişken faktör ise zemin şartları. Parkurlar Şampiyonlar Yarışı'nın düzenlendiği ülkenin iklimine ve coğrafi yapısına göre farklı bir temaya bürünüyor. Bu etkinlik ortaya çıktığı ilk yıllarda bazı önemli Avrupa pistlerinin çevresinde düzenlendi. Daha sonra ise uzun yıllar boyunca Kanarya Adası'nda kapışmalar düzenlendi. Özellikle toprak zeminde rally sürücülerinin fark yaratması, bu durumun seyirciler tarafından tepki görmesine sebep oldu. Bu dönemde Didier Auriol, Colin McRae, Carlos Sainz ve Sebastian Loeb gibi isimler etkinliği domine etti. 2000'li yıllarla beraberse etkinliğe başka bir format daha eklendi. Eskiden sadece sürücüler kendi aralarında Şampiyonlar Şampiyonu unvanı için yarışırken, 1999'la beraber Uluslar Kupası da düzenlenmeye başlandı. Uluslar Kupası ise iki pilotun bir ülkeyi temsil ederek yarışmasıyla düzenlenen bir turnuva oldu. Ayrıca bu yıllarda etkinlik, Kanarya Adası'ndan ayrılarak daha çok Avrupa'daki stadyumlarda düzenlenmeye başlandı. Bu durum bir nebze olsun rally dominasyonunu kırmayı başardı ve Formula 1 dünyasından farklı isimleri de kazanırken görmeye başladık. 2004'te Heikki Kovalainen, 2012'de Romain Grosjean ve 2015 yılında Sebastian Vettel, Şampiyonlar Şampiyonu unvanını kazanan pilotlar oldu. Ama bunun yanında, Uluslar Kupası'nda da farklı bir durum yaşandı. Michael Schumacher ve Sebastian Vettel ikilisi, 2007-2012 yılları arasındaki tüm organizasyonları kazanmayı başardı. Vettel'in idolü Schumacher'le beraber böyle önemli bir seri yakalaması gerçekten çok değerli. Ayrıca Şampiyonlar Yarışı'nda verdikleri bazı görüntüler hala hafızalarda. Yıllar geçtikçe Şampiyonlar Yarışı farklı coğrafyaları da ziyaret etmeye devam etti. Tayland, Barbados, ABD, Suudi Arabistan, Meksika gibi bambaşka kıtalarda yarışlar düzenlendi. Her lokasyonda farklı temalar görmek mümkün. Daha önce Suudi Arabistan'da kumlarda yarışmış olan pilotlar, bu yılsa İsveç'te donmuş bir denizin üzerinde hünerlerini sergileyecekler. Geçen yıl organizasyonu izlemiş olanlar hatırlarlar. Buz üstünde yarışmak gerçekten çekişmeli anlara sahne olmuştu.
Şimdi de bu yıl şampiyonlar yarışında yarışacak takımlara ve pilotlara bir göz atalım. Son şampiyon Sebastian Loeb ve Adrian Tambay bu yıl Fransa'yı temsil eden isimler olacak. Rally disiplininden gelen efsane Loeb'ün tecrübesiyle beraber şampiyonluk için güçlü bir aday olacağı kesin. Takım arkadaşı Adrian Tambay ise binek araçlarda yarışan bir isim. Almanya'yı temsil eden isimlerse bir hayli tanıdık. Mick Schumacher ve Sebastian Vettel Almanya için direksiyonun başına geçecekler. Yıllarca baba Schumacher'le beraber uluslar şampiyonluğunu yakalayan Vettel, bu yılsa yeniden Mick Schumacher'le takım arkadaşı olacak. Vettel geçen yıl bireysel olarak finale kadar yükselmiş olsa da bu ikili uluslar klasmanında pek de başarı gösterememişti. Finlandiya takımındaysa çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen ve Valtteri Bottas var. Hem soğuk hem de eğlenceli tavırlarıyla bu ikiliyi takip etmek bir hayli keyifli olacaktır. Buz üstünde mücadele eden bir parkurda iki Finlinin sürprizler yapması bizleri şaşırtmaz. Norveç'i ise geçen yılın uluslar şampiyonu ikilisi Peter ve Oliver Solberg temsil ediyor. Bilmeyenler varsa eğer, Peter Solberg ve Oliver Solberg de baba oğlu olarak yarışıyorlar bu etkinlikte. Oğul Oliver şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nda Hyundai ile yarışıyor. Baba Peter ise Rallycross efsanesi. Geçen yılın uluslar şampiyonu Norveç, bu yılda başarısını tekrar edebilir. Ev sahibi İsveç'i ise Johan Kristoffersson ve Matthias Ekström temsil edecekler. Her iki isim de çok farklı serilerde farklı araçlar kullandılar. Bu durum onlar için büyük bir artı. Adaptasyonun çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Ekström daha önce 3 kez şampiyonlar şampiyonu oldu. Burası da iddialı bir ekip. Ülkelerden bağımsız olarak bir de İskandinav ekibi var. İskandinav takımının sürücüleri ise Le Mans efsanesi Tom Christensen ve IndyCar pilotu Felix Rosenqvist. Özellikle Christensen hafta sonuna renk katabilir. Birleşik Krallık takımındaysa ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz iki isim David Coulthard ve Jamie Chadwick var. Chadwick bir değişiklik olmazsa mücadeledeki tek kadın pilot olacak. David Coulthard ise daha önce iki kez şampiyonlar şampiyonu olmuş bir isim. Sürprizlere açık olmak lazım. Birleşik Devletler takımını ise bizim memlekette pek bilinmeyen iki isim Tanner Faust ve Travis Pastrana temsil ediyor. Her iki isim de tecrübeli ve çok farklı serilerde yarıştılar. Özellikle gösteri sürücüleri de olmaları böyle bir parkurda onlar adına bir artı olabilir. Tüm bu ulusların yanında bir de All Star takımı var. F2 şampiyonu Felipe Drugovich ve rally pilotu Terry Neuville'den oluşan bu ekip muhtemelen pilotların kendi uluslarından bir takım arkadaşı bulamamasından dolayı oluştu. Etkinliğin en zayıf halkalarından biri burası olsa gerek. Yarış sezonları henüz başlamamışken mükemmel bir kış aktivitesi. Özellikle birçok motor sporları severin yarışları özlediği şu günlerde muhteşem bir hafta sonu eğlencesi. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Buz üstünde birbiriyle mücadele eden efsane isimlerle beraber kışın ve yarışmanın keyfini çıkarın. Peki şampiyonlar yarışında sizin favorileriniz kim? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.